Venedik'in memnun edici basit yemekleriyle başladığım bir gastronomi seyahatindeyim. Bir tane daha alabilir miyiz? Çok güzel. Ve bu yolculuğu İstanbul'un canlı Bizans yemekleriyle bitireceğiz. Sevdiyseniz sorun yok. Bayıldım. Aralarında Doğu ile Batı mutfaklarını birbirine kaynaştıran bir nokta var. Hırvatistan. Bu öğle yemeğim. Ve özüne dönüyoruz Arnavutluğa. But, tuz, fasulye, su. Hayatım. Ve bildiğim ve sevdiğim bir yer. Yunanistan. Onlarla ne mi yapardım? Pekala, bunları mangala koyardım. Siz onlarla ne yapardınız? Dağlardan denize kadar muhteşem yemekler. Daha fazlasını kim isteyebilirdi ki? Bu yolculuğumun her gününde gitgide ne kadar çok şanslı olduğumu anlıyorum. Yiyecek iyi şeyler bulmak üzere arabamı muhteşem kırsal bölgelere doğru sürüyorum ve Yunanistan'da kendimi gerçekten evde gibi hissetmeye başlıyorum. Gerçekten gitgide daha iyi olmaya başlıyor. Pekala, Yunanistan'ın kuzeyinde Ioninna'da dağlar tatlı su balığı vardı. Bazıları güzeldi ama kurbağaları pek sevmedim. Ama bir dağ köyüne gittiğimi hatırlıyorum ve orada yabani otlu bir börek yedim. Yufkayla yapılan bir börek. Ve özellikle onu ve tavuklu böreği çok sevdim. Ama sonra Yunanistan'ın güneyine indim ve tabii ki kuzeydeki bu dağlardan geldikten sonra... Evet, orası da Yunanistan ama benim sevdiğim ve hatırladığım Yunanistan bu. Ve her şey sebzelerle ilgili. Bir şekilde birdenbire Yunanların gerçekten tam anlamıyla sebze aşçıları olduğunu hatırladım. Fakat bu arada et sadece tatil ve bayramlar için saklanıyor. Her yerinde domatesler, patlıcanlar, biberler, bol miktarda zeytinyağı, bol miktarda soğan, bol miktarda sarımsak var. Ve son olarak henüz yemediğim şey ama gerçekten aşırı derecede özlemini çektiğim şey biraz tekir. Yani daha güneye doğru seyahat ettikçe daha çok bildiğim Yunanistan'a yaklaşıyorum. Okuldan hatırladığım şeyler, Spartalılar, haydutlar, korsanlar ve korkunç kan davaları da. Peloponez'in güneyi iki bölgeden oluşuyor. Solda Mesenya ve ünlü Lakonya. Özlü anlamındaki lakonik kelimesinin geldiği yer. Uydu sisteminde şimdi aradığım şey Neapoli ve Lakonya. Lakonya'yı düşündüğümüzde çoğu zaman aklınızdan Yunanistan'da bir yer ismi geçiriyorsunuz. Ve bu ismi bir yerden biliyorum diye düşünüyorsunuz. Lakonya, lakonik. Lakonya'nın başkenti Sparti, Sparta. Ve antik çağlarda Makedonya kralı Filip, Sparta kralına bir mesaj gönderdi. Ve eğer Sparta'yı alırsam taş üstünde bırakmayacağım dedi. Cevap eğer idi. Kısa ve öz. Yani bu kelime için Clint Eastwood'u düşünün. Burası Navarino Körfezi'nde bulunan Pilos kasabası. Daha önce burada hiç bulunmadım ama burayı seveceğimi, anında söyleyebileceğimi biliyorum. Basitçe çünkü sadece öyle olması gerekiyor. Pekala, her günkü Yunanistan gibi. Yolculuğumun sebebi tabii ki yemek. Ama yol boyunca bir gün tekrar gelmek isteyebileceğim yerleri bulmanın daha doğru bir şey olacağını fark etmeye başlıyorum. Ve sanırım burası onlardan biri olabilir. Bunu daha önce söylediğimi biliyorum ama ülkemdeki süpermarketlerimizi çok seviyorum. Bugün ne pişirmek istediğinizin çerçevesi. Ve arkada duran şu yapraklar var ya, onları haşlıyorlar ve tuz ve zeytinyağıyla servis ediyorlar. Şurada Velita dedikleri bir yaprak var ki bunu daha yeni keşfettim. Bunu suda haşlıyorsunuz. Zeytinyağı ve limon katıyorsunuz. İşte benim için Yunanistan bu. Böyle küçük bir manzaraya bayılıyorum. Beni çok çok heyecanlandırıyor. Kendimi tehlikeye atacağım ve neredeyse
Hiçbir İngiliz tatilcinin bir restoranda bunu sipariş etmeyeceğini söyleyeceğim. Ama neden olmasın? Tarlalardan ve ekilmiş çalılardan gelen yabani otlar. Ve sabahın ve akşamın erken saatlerinde sık sık elinde poşetler taşıyan yaşlı insanlar görürsünüz. Çünkü onlar kendileri için bunun ne kadar iyi olduğunu biliyorlar. Temelde bunları haşlıyorsunuz ve daha fazla pişmelerini durdurmak için çok soğuk bir suda tutuyorsunuz. Bu yeşillikler her zaman soğuk yeniyor. Zeytinyağı ekleyin, kalamata dünyanın en iyilerinden biri. Lezzetli ve tatlı ve sonra limon suyu. Bu insanların 100 yaşından fazla yaşamaları şaşırtıcı değil. Son olarak tuz ve karabiber. Ve işte bir yemek. Bu bir tabaktaki memnun edici bir sağlık kürü gibi. Bu velita kesinlikle çok lezzetli. Aslında biraz üzücü çünkü bunun aynısını ülkemde yapmıyoruz. Ama siz yapabilirsiniz. Roka kullanabilirsiniz ya da ıspanak ya da pazı yaprağı. Ve biraz acılık için kara hindiba yaprakları kullanabilirsiniz. Hatta ısırgan otu. Isırgan otu mu? Evet, ısırgan otu. Çünkü ısırgan otunu haşladığınız zaman içlerinde zehir olmuyor. Batması gidiyor ve aslında bu velita'yı tattığım zaman bir şekilde aklıma ısırgan otu geliyor. Aynı çeşit güzel bir tadı var. Bunu nasıl anlatabilirim? Yapraksı, biraz yapraksı bir tadı var. Yapmayı çok sevdiğim şeylerden biri sanırım tüm şeflerin yapmayı sevdiği şey. Neler yakaladıklarını görmek için kayıklara bakmak. Bence pişirmenin nadiren başladığı yer burası ve bu yabani otların tadına baktığım restorandaki şef, balıkçıların yakaladıkları her türlü şeyle bana yerel balık yahnisi yapmak için biraz ısrar etti sayılır. Pekala, bundan hoşlandım çünkü bu balık mutfağının özü. Burada şimdi ne varsa kullanın da beklediğiniz gibi çok miktarda sebze var. Havuç, soğan, maydanoz, domates, patates, zeytinyağının içinde. Bol miktarda zeytinyağı, esası bu. Ve sadece su ve sonra safran. Bunların tamamını kullanmayacak. Maggiatico balığı kullanıyor. Buna iyice bakmalıyım çünkü ülkemde bundan bulamıyoruz. Tekir ve iri beyaz balık parçaları. Çupra, gümüş mercan, karides ve işte bu kadar. Bu pahalı bir yemek değil ve kesinlikle yaklaşık 4 kişiyi besleyecektir. Bunun aslında balık çorbası mı, balık yahnisiyle mi son bulacağından emin değilim. Ama her iki şekilde de balık restoranlarında balık çorbası mı, yahnisi mi kalitesinde olduğunu değerlendirmeye çalışıyorum. Bunun sebebi sanırım balık yahnilerinin olması gerektiğinden çok daha farklı bir şey haline gelmesine çok alışmış olmam. Demek istediğim, bunlar balıkçıların sadece eve götürdüğü balıklardan yapılırdı. Çünkü bu balıkları satamazlardı. Yani balık türlüsü bu şekilde başladı ve şimdi en büyüleyici lezzetlerden biri haline geldi. Eğer eskiden olduğu gibi yaklaşık böyle bir şey yapmayı deniyorsanız, insanlar bu balık türlüsü değil ki diyeceklerdir. O zaman tadına bakalım. Aa, çok leziz. Öyle mi? Gerçekten güzel. Hmm. Gerçekten güzel bir balık kullandığını söyleyebilirsin. Bu çok güzel ve basit bir balık yahnisi. Düşünüyordum da Yunanistan gerçekten iyi bir ülke. Düşündüğünüz zaman ılık, yürüyecek böyle uzun kumsalları var. Ve aynı zamanda düşünüyordum da burası İtalya olsaydı bu kumsal böyle görünür müydü? Bu geçersizlikler olur muydu? Plaj sandalyelerinde oturan sadece birkaç Yunan mı olurdu? Hayır, başlangıç olarak sahil temizlenirdi. Şezlong imtiyazlarıyla dolardı. Arka tarafta pizza ve makarna barakaları olurdu. Ve suyun yakınlarındaki herhangi bir yere gitmek size oldukça fazla euroya mal olurdu. Thank you.
Her nedense ciddi bir tatil havasındayım. Sanırım burası Yunanistan gerçekten. Ve Nakos ve karısı Georgia tarafından işletilen bu çiftlik tavernası, Pilos'tan sadece birkaç kilometre ötede. Şimdi bu bir horoz. Burada olmamın sebebi. Çünkü bu ünlü bir yemek. Hakkında çok şey duyduğum ama daha önce hiç denemediğim tavuk ve makarna. Buradaki bu tavernadaki temel kural eğer burada dikilip yetiştirilmediyse menüde yer almaması. Tavernanın arka tarafını fark edip orada dolaşmaktan kendimi alamıyordum. Burası olağanüstü bir bahçe, sanırım mutfak bahçesi. Buraya sadece bir göz atıyorum. Bir sürü domates yetişiyor, bir sürü fasulye, bir sürü soğan var. Orada kabaklar var, şurada patlıcanlar var. Bu sebzelerin aslında taverna için yetiştirildiğini düşünüyorum. Burası ülkemde bulunan bazı son moda yerler gibi değil. Birkaç tane sebzeyle birlikte son derece güzel yeşillik bahçeleri olan yerler. Orası mutfak için mi ya da gazeteciler için mi? Sadece bunlara bakarak söyleyebilirsiniz. Bu tavuk direkt çiftlik avlusundan gelmiş. Çiftliklerde her zaman böyle oluyor. Gerçeği kabul edelim. Bir tavuğu kestikten sonra birkaç gün poşetin içinde saklamıyorsunuz. Hayır, doğrudan tencereye gidiyor. Şu deriye bakın. Altın sarısı ve yağlı. Yunanistan'da mutfakla ilgili bir işlemi daha yeni öğrendim. Buna kapamas deniyor. İşte bu yemek. Temelde horozu, eklemli horozu alıyorsunuz ve bol yağda kızartıyorsunuz. Demek istediğim çok fazla yağda. Ve sonra domates sosu ve tarçın ekliyorsunuz. Ve her tarafı pişene kadar kaynatıyorsunuz. Kapamas ağır demek. Ve bence de bu ağır olacak ama aynı zamanda aşırı derecede lezzetli demek olduğunu da söylüyorlar. Ve bunu küçücük bir makarnayla servis ediyorlar. Bu sadece kırılmış bir makarna ve adına hilopites deniyor. Bu bildiğim bir karışım çünkü burada defalarca yemiştim ve bu olağanüstü. Bu makarnaya bayılıyorum, hilopitese. Yaz aylarında yapılan küçük yumurtalı makarna kareleri. Tam buğday unu sütle karıştırılıyor ve kışın kullanmak için kurutuluyor. Çok güzel. Sadece bu iyi yapılmış bir et suyunda ve üstüne biraz mizitra peyniri serpiliyor. Bu gerçek bir lezzet. İnsanlar, Yunan yemekleri çok basit ve çok zahmetsiz diyorlar. Ama bir noktayı kaçırıyorlar. Böyle iyi malzemelerle yapıldıkları zaman neden fazla karmaşık bir şey isteyesiniz ki? Bu zaten işe yarıyor. Şimdi Simi Adası'ndaki güzel mutfağımda yemek pişirme vakti. Beni 20'li yaşlarıma geri götüren bir yemek. Ağır bir akşam geçirdikten sonra sabah beni hafifleten ilk şeyin özellikle bu olduğunu hatırlıyorum. Bu galakto bureko. Pekala, şimdi galakto bureko yapıyorum. Bu gelmiş geçmiş en ünlü Yunan tatlılarından biri. Ve temelde bir irmik tatlısı. Taze yufka arasına sarmalanmış irmikli muhallebinin fırında pişmesi. Ve bu kesinlikle çok leziz. Ve aslında bunu birkaç arkadaşım için Sydney'de de pişirmiştim. Ve gecenin yıldızı bu olmuştu. Yumurta sarılarını şekerle çırpacağım ve biraz vanilya ve daha sonra irmikli muhallebiye güzel bir sufle kıvamı vermek için yumurta beyazlarını çırpıp içine katacağım. Ve işte başlıyoruz. Burada yapmaya çalıştığım şey şekere ve yumurta sarılarıma beyaz ve kabarık bir görünüm vermek ve bu yaklaşık 5 dakikamı alacak. Doğru kıvam bu. Şimdi içine irmiklerimi atacağım. Bu muhallebinin tamamına kıvam veriyor ve yoğunlaştırıyor. O halde bu içine gidiyor. Ve şimdi birkaç kepçe ılık süt koyuyorum. Az sonra bunu sütün içine tekrar koyacağım ve muhallebimi pişirmeye başlayacağım. Koyulaşmaya başlayana kadar. Şimdi gitmeye hazır. Hemen ocağın altını kapatıyorum. Şimdi yumurta beyazlarını çırpacağım ve sonra bunun içine katacağım. Bu fırından çıktığı zaman sufle gibi kabarık olacak.
Şimdi bunu muhallebinin içine katıyorum, yumurta beyazlarını. Galaktoburekko'nun anlamı kremalı turta. Geleneksel İngiliz kremalı turta ile arasında ne gibi bir farkı var? Ki bunu seviyorum. Beni yanlış anlamayın. Ve Yunan turtası. Hafif ve kabarık. Ve şimdi yufkaların köşelerini içeri kıvırıyoruz. Bu yumuşak ve tatlı merkeze gerçekten tatmin edici bir gevreklik verecek. Bunu daha önce söylediğimi biliyorum ama konu turta olduğunda Yunanlılar gerçekten ne yaptıklarını iyi biliyorlar. Üstüne bol bol tereyağı sürüyoruz. Böylece fırından çıktığı zaman güzel bir parlaklığı oluyor. Ve şimdi doğruca fırına gidebilir. Ve bu muhtemelen yaklaşık 40-45 dakikayı alacak. Bu portakal şurubuyla birlikte inanılmaz güzel gidiyor. Temelde 400 gram ince toz şeker, 200 gram suda ve ısıda çözülüyor. Ve 3 portakal kabuğu rendeleyin ve yarım limonun suyunu sıkın. Şimdi ihtiyacınız olan tek şey ince dilimlenmiş portakallar. Olağanüstü görünmesini sağlamak için. İşte bu, şu anda turta pişti. İrmikli muhallebi kuvvetlice sallanıyor. Ve bunun oturana kadar soğuması gerekiyor. İşte oldu. Bu muhteşem bir yemek. Ve Yunanistan'ın her yerinde bir numaralı tatlı. Nostimo burada söyledikleri gibi ya da ülkemde nefis. Pilos'un üzerindeki dağlarda bir taverna var. Burası oldukça ünlü. Sadece yemeğiyle değil, müziğiyle de. Yiyip içip kendinizden geçebileceğiniz bir yer. En iyi yerler gibi burası da bir aile işletmesi ve yemek gösterişsiz. Bana göre bu tatilde gerçekten yemek isteyeceğiniz türden bir yemek. Domates soslu sakız kabağı dolmaları, Yunan köftesi ve patates kızartması. Stifado, bu bir çeşit Yunan sığır eti güveci. Saganaki adındaki kızarmış peynir. Yine sakız kabağı dolmaları, baharatlı dana kıymasıyla doldurulmuş. Aa, ve çırpılmış yumurtalı bu güzel yemek. Taze domates ve kuzu etiyle. Buna kayana deniyor. Bu oldukça popüler. Et ve patates kızartması. Yunanlılar dünyanın en iyi patates kızartmasını yapıyor. Yunan salatası. Pekala, Yunan salatası olmadan Yunanistan olmazdı. Ve odun ateşinde pişen sebzeler. Souvlaki. Bu kebap beni hayatımda ilk defa Yunan yemeği yediğim günlere götürüyor. Mizitra peynirli krep. Klasik bir yerel yemek. Yaklaşık 5 krepi üst üste yerleştirip arasına bu buruk peyniri koyuyorsunuz. Pasta gibi. Ya da güzel bir pirzola. Bu film ekibi için olmalı çünkü oldukça maceracılar. Akşama daha yeni hazırlanılıyor. Ama ben saatler önce geldim çünkü bu ünlü kuzu yemeğini nasıl yaptıklarını görmek istedim. Bu yüzden bu yeri işleten Panagiotis'in yanına gittim. Ne pişiriyorsun? Evet, bugün fırında patatesli kuzu eti pişireceğiz. Ve odun fırınında? Evet, tamam. Harika. Hadi, başlayalım. Başlayalım mı? Evet. Tamam. Bundan hoşlandım, çok kolay. Biraz mangalın yanına ne kadar güzel bir alternatif olur gerçekten. Sadece patates ve biraz kuzu eti, biraz kekik otu, tuz, karabiber, zeytinyağı, limon suyu. Yapıldı, tuz serpildi ve fırında. Şunu itiraf etmeliyim ki bu Cornwall'a yanımda götürdüğüm o yemeklerden biri. Neden mi? Çünkü gerçekten çok basit ve mükemmel biçimde lezzetli. Bir kuzu kolu kullanabilirsiniz. Ya da gerçekten kalın doğranmış kuzu parçaları. Ama kuzu eti yavaş yavaş pişirilmeli ve patatesleri yakmadan hazır hale getirilmeli. Önemli nokta zeytinyağı, limon suyu ya da kekik otu konusunda cimri de davranmayın. Biberiye ve sarımsağı sakın unutmayın, yaklaşık 4 diş. Ve bol miktarda baharat kullanın. Bu zahmetsiz bir yemek. Fırında 2 saat kalıyor. Çok lezzetli. Biliyor musunuz, insanlar bazen şöyle oluyor. Aa, Yunanistan'ı çok severiz. Peki ya yemek? Diyorum ki ne? Yemek demekle ne demek istiyorsun? Bilirsiniz, burası Tayland değil, İtalya değil. Yunanistan. Ve yemek Yunanistan'a çok uygun.
ve Yunanistan'ın çerçevesine girer girmez bu gelmiş geçmiş en iyi yemek diyorsunuz. Sanırım bu ulusal sağlık servisimiz için mükemmel bir reklam olacak. Burada hepimiz 60'lı yaşlarda olan erkekleriz. Etrafta süt kuzuları gibi sıçrıyoruz. Uzun boylu adam daha iyi dans eden bir zeytin çiftçisi. Onu böyle dimdik ayakta tutan şeyin zeytinyağı olduğuna eminim. Evet, dilden dile dolaşan Rick Stein diyeti bu. Bu tavernada pişerken gördüğüm bir yemek var ki en gösterişli otel restoranlarından tutun da otobüs durağının yanındaki küçük tavernalarda bile servis ediliyor. Çok popüler ve bu Saganaki peyniri. Yapılacak ilk şey peyniri irmikle kaplamak. Tahmin ettiğiniz gibi bu pişirmesi son derece zor bir şey değil. Bu kızarmış peynire eşlik eden en iyi şey bal ve siyah susam tohumları ve biraz kekik otu tabii ki. Burada tavamı kızdırdım ve biraz zeytinyağı ekliyorum. Sanırım kefalotiri pişirmenin sırrı bunu çok fazla pişirmemek. Yani bu dışı çok az erimiş bir peynirle içi daha katı olan bir peynirin güzel bir birleşimi. Bu güzel ve tatmin edici birleşimi elde ediyorsunuz. İşte bunlar bitmek üzere. Bu yüzden doğruca servis tabağıma gidiyorlar. Şimdi bunu biraz balla hareketlendiriyoruz. Yunan balı oldukça güzel. Bir keşif. Bal ve Yunan yoğurdu. Buradaki en iyi kahvaltı. Bunu her zaman siyah susam tohumlarıyla yaptıklarını görüyorum ama normal susam tohumlarıyla da çok güzel olur. Sadece siyah olanların peynirin üstünde olağanüstü göründüğünü düşünüyorum. Bunların neden bu kadar tatmin edici lezzetler birleşimi olduğunu bilmiyorum. Bu yemekle sadece bu yolculuğumda karşılaştım. Demek istediğim bunu 70'li yıllarda Yunanistan'da bulunduğum ilk günlerde hatırlamıyorum. Bunu biraz kekik otuyla bitireceğim ve aslında bunu çoğu kez kömürde ızgarayla servis ediyorlar ama bence böyle kızartıldığı zaman çok daha iyi. Çok leziz. Kullanılacak peynir kefalotiri ya da hellim peyniri.